Sayın dekanım, sayın hocalarım, değerli konuklar ve kıymetli arkadaşlar. Bir kitap bir ömürdür bağlamında yapacağımız konferansa hepiniz hoş geldiniz. Ben buraya her zaman profesör hocaların davet edildiğini sanırdım. Bir gün Mustafa hocam konuşmasında demişti ki, bazı şeylerin gönlüne girmesi için her zaman profesör olmaya gerekmez demişti. Bazı şeyler, Neşet Ertaş'ı anlatıyordunuz hocam, bazı şeyler gönülden yazılır demiştiniz. Asalet Hanım'ı da bu bağlamda kitaplarını gönülden yazdığı için kendisini buraya davet ettik. Çünkü kendisi de tanımanızı istediğim hem Eskişehirli gazeteci ve yazar, gönül insanı. Kitaplarının 3 tane yazılmış kitabı bulunuyor. Kendisi bunları gönülden yazdığı için ve ben hepsini okudum. Hepsi de çok güzel. Çünkü herkes kendinden bir şey bulabildiği için bu kitaplarda oldukça güzel. Beni kırmadığı için ve ev sahipliği yaptığı için Sayın Mustafa Hocam'a ve davetimizi kabul ettiği için de sevgili Asalet Hanım'a çok teşekkür ederim. Konuşmasını yapmak üzere sevgili Asalet Hanım'ı kürsüye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öğle tatilinde olunca galiba biraz böyle denk geliyor. Ama kaderullahü hak. Herkes hayatta nasibi kadar var. Bazen sorarım kendime, ben neyim, kimim diye. Aynı anda bir sela duyarım. Sorduğun soruların tüm cevapları burada diye. Sen bir nefeslik emanetçisin. Bu çürüyüp gidecek bedenin refakatçisisin. Ben sadece bundan ibaretim. Bugün buraya siz beni gazeteci kimliğimle, yazar kimliğimle, sayın dekanım davet ettiniz. Ama ben şöyle baktığım zaman sizlerle akran, yine üniversitede dirsek çürüten, ilim tahsil eden bir genç kızım var. Aynı zamanda lisede de bir genç kızım var. Burada gazeteci, yazar, Asalet Salgınoğlu olmaktan ziyade annece, ablaca karşınızda bir öğle tatilinizde bir sohbet gerçekleştirdiğiniz sadece bir Asalet ablanız olmayı daha iyi, daha yeğlerim, daha çok gurur duyarım. Bugün çünkü ama şöyle baktığınız zaman edebiyata günümüzün en sağlam PR zemini sosyal medya. Sosyal medya edebiyatı da maalesef geldiğimiz noktada oyuncu anneler veya edebiyatta aslında yine popülizmin yarattığı, aslında edebiyatta olmayan bir alan, kişisel gelişimciler, yaşam koçları şeklinde ilerliyor. Ben hiçbiri değilim arkadaşlar. Ben insan, insaniyetten, insani aidiyetten yola çıkıyorum. Benim akademik kariyerim güzel sanatlar üzerine, Çin'i seramik üzerineydi. Çin'i hala zaman zaman devam ettiriyorum ama edebiyat aileden gelen bir genetik. Kızım aile büyüklerimden bana, benden kızıma. Biz bu şekilde Allah'ın bize açtığı yolda içimizde mayalanan edebiyat çiçekleriyle ilerlemeye çalışıyoruz. Çünkü Çin'den sonra galiba kene sanatlarında da fena olmadığımızı gördük. Bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Bugün bu fakülte, bu salon o kadar manidar ki benim için. İliklerime kadar Allahu Ekber dediğim, iliklerime kadar Ya Rabbi sen nelere kadirsin dediğim yerdeyim yıllar sonra. Bundan birkaç sene önce, 6-6,5 sene önce yine bu salonda, bu fakülteye bir yazar davet edilmişti. Aynı yayın evinden kitaplarımın çıktığı bir yazar. Yayın evinde bana İstanbul'dan telefon ederek demişti ki hocam siz de o gün o saatte orada olun. Kitabınızı takdim edin, tanışın, ev sahipliği yapın diye. Ben de böyle taze yazar, heyecanlı bir şekilde koşa koşa geldim. Organizasyonu gerçekleştiren arkadaşlara da rica ettim. Dedim ki lütfen söyleşi öncesi beni görüştürür müsünüz hocayla diye. Sağ olsunlar gerçekleştirdiler. Salonun dışında böyle hocaya yaklaşıyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Böyle o kadar metiyeler düzeliyorum ki adamı havaya ben soktum. Kendi ruhumun üzerinde öyle tepiniyorum ki beyefendi yüzüme bile bakmadı, bedenen bile dönmedi. Üstadım dedim, biz daha yolun çok başındayız ama bu da benim kitabım. Kabul buyurursanız isminize de imzaladım efendim dedim. Kitabımı aldı arkadaşlar. Şöyle karıştırdı. Buna gerek yok, yayın evi bana her ay bir koli kitap gönderiyor dedi. Peki dedim, siz eserlerinizi benim adıma imzalar mısınız, lütfeder misiniz dediğim dedi. Söyleşiden sonra herkesle beraber imzalarız dedi. Allah'a ısmarladık bile demeden yanımdan uzaklaştı.
O gün anladım ki nasıl yazar olmamam gerektiğini, öyle yazar olursam insan yüreğine hakim olamam, hitap edemem diye düşünerek, ya Rabbi eğer böyle olacaksan, bir enaniyet üniforması giyeceksen sen bu kalemi benim elimden al diye dua ettim. Ama Allah çok adil. İşte yıllar sonra aynı fakültede, aynı salonda bir söyleşi gerçekleştiriyorum. Ben hayatım boyunca içinde bulunduğum ama hasbelkader, ama fiili olarak niyet ettiğim her hadisede sadece Allah rızasını gözettim. Gerçekten böyle olmasına gayret ettim. Sizin çiçeğiniz iyi niyet ve hak çerçevesinde olursa bahçeniz çürümüyor. Hani iki arkadaş var ya, birbirini çok seven, çok değer veren, çok güvenen, hepimizin vardır samimi dostlarımız. Bakışlarından ruhunu okuduğumuz, benim de var hamdolsun. Bir tanesi bir gün o kadar mutsuz, o kadar keyifsiz, o kadar tatsız uyanıyor ki, bir süredir hep öyle. Arkadaşına dönüyor, diyor ki senin bir şeyin var, sende birkaç gündür bir haller var. Aşık oldum diyor. Ama aşık olan insan sebepsiz kahkahalar atar, gülücükler atar, kuş olur kanacak, konacak yer bulamaz. Ama ben padişahın kızına aşık oldum diyor. O zamanlar da varmış demek ki sınıf ayrımı. Hemen ertesi günü arkadaşının o bitmeyeceğini, geçmeyeceğini düşündüğü derdine kendince bir çözüm buluyor arkadaşı. Diyor ki, eline bir tesbih al, git şu karşıdaki mağarada 40 gün Allah de ve hiç çıkma. Çok güvendiğimiz arkadaşlarımıza neden demeyiz. Ben de Ayhan abiye demem neden diye. Bir şey söylüyorsa vardır bir bildiği derim. Hakikaten de öyle yapıyor. Alıyor eline tesbihi, gidiyor mağarada, Allah demeye başlıyor. 15-20 gün olunca şehirdeki halk duymaya başlıyor. Diyorlar ki şehrimizde bir mübarek var. Sonra 30 gün olunca padişah duymaya başlıyor. Padişah kendini ve şehrini çok şanslı addediyor. Diyor ki onu oradan alalım, şehre gelsin. Sarayımın yanına bir saray yaptırayım. Emrine asker vereyim, bayrak vereyim, tur vereyim, hizmetkarlar vereyim ama burada bize yakın olsun, akıl hocalığımızı yapsın, duasını alalım diyor. Hemen de bir heyet oluşturuyor ama hikaye bu ya, o heyette o arkadaşı da var. O arkadaşı diyor ki bizim güya mübarekten bahsederek, padişahım ya teklifinizi kabul etmezse diyor, belki sarayda hizmetkarda gözü yoktur, ona daha ne teklif edebiliriz dediğinde, bence diyor sizin gelinlik kızınız var, kızınızın nikahını vaat edin. Padişah önce kendisi bu teklifi kabul ediyor. 39. gece arkadaşının yanına gidiyor, diyor ki biz yarın buraya heyetle birlikte geleceğiz. Padişah sana iki teklif sunacak. Ama sen sakın ilkini kabul etme. Yani saraymış, askermiş, hizmetkarmış, bunların hiçbirisini kabul etme. Neden? Çünkü eğer bunları kabul etmezsen, zaten senin sarayaymış, hizmetkaraymış hepsine sahip olabileceğin, en önemlisi burada 40 gündür Allah dediğin, uğruna Allah dediğin kızının nikahını vaat edecek. 40. gün padişah kızıyla birlikte, heyetle birlikte gidiyor, ilk teklifini gerçekleştiriyor. Bizim mübarek, güya mübarek teklifi kabul etmiyor. Padişah ikinci teklifte bulunuyor. Kızının nikahını vaat ediyor, teklif ediyor. Bizim güya mübarek artık güya mübarek değil, gerçekten mübarek. O teklifi de kabul etmiyor. Heyet arkasını dönüyor, gidiyor padişahla birlikte. Arkadaşı geliyor, diyor ki ya sen burada 40 gündür Allah dedin. Bunun için Allah dedin. Niye kabul etmedin? Sana senin istediğini de verdi, kızını verdi. Ben diyor 40 gün Allah dedim. Koskoca padişah ayağıma geldi. Allah rızası için Allah demiş olsaydım kim bilir neler olacaktı diyor. İşte benim hayattaki tek düsturum bu devirde, fitne devrinde bu oldu. Hep sadece Allah rızası için olunca yolumuzu Allah açıyor. İnsanın isminin önündeki o vasıflar isminin ve mahiyetinin önüne geçtiği zaman yüksek duvarlar oluyor. Ulaşılmaz oluyor. Bu da bana çok eğreti geliyor. Sosyal medyada kısa kısa videolar çekiyorum ben. Yakın geçmişte de bununla alakalı bir video çekmiştim. Üniversitede söyleşi deyince de aklıma geldi. Eski bakanlarımızdan bir bakan
bir üniversiteye söyleşiye davet ediliyor. Belki de çok sıklıkla bildiğiniz bir hikayeyi anlatacağım ama. Ama artık eski bakan kimliğiyle davet ediliyor. Konuşmaya başladıktan birkaç saniye sonra hemen sağ tarafında, bizde de böyle bardak var iyi ki, kağıt bardakta bulunan bir çay dikkatini çekiyor, kendi çayı. Birkaç saniye susuyor ve sonra konuşmasına şöyle devam ediyor. Diyor ki, bundan birkaç sene önce yine bu üniversiteye bakan kimliğimle davet edilmiştim. Bulunduğum şehirden buraya gelmem için uçak biletim business class olarak alınmıştı. Havaalanında beni kalabalık bir heyet karşılamıştı. Konaklayacağım otele konvoy halinde götürülerek bırakılmıştım. Ertesi güne aynı kalabalık heyet beni karşıladı otelin lobisinde. Söyleşinin gerçekleşeceği bu üniversiteye yine konvoy halinde getirildim. Çok şık bir odada söyleşi saatine kadar misafir edildim ve bana porselen bir bardakta çay ikram edildi. Aradan sadece 2 yıl geçti. Bugün yine aynı üniversiteye ismimin önündeki vasıf kalktı ve sadece eski bakan olarak davet edildim. Bulunduğum şehirden buraya gelmek için uçak biletimi ekonomi sınıfıyla cebimden aldım. Havaalanında beni kimse karşılamadı. Konaklayacağım otele ticari taksiyle geldim. Bugün buraya da ticari taksiyle geldim. Kapıdaki görevli beni içeri alırken listede ismimin olup olmadığını teyit ederek aldı. Kendisine çay olup olmadığını sorduğumda bana çay makinesini işaret etti. Salonda da protokole değil, boş bulduğum bir yere oturdum. Dolayısıyla ismimizin önündeki vasıflar sadece misafir. Biz dünyada baki değiliz, seferiyiz. Ama işte ben bugün bu noktaya herkes için böyle öyle kolay kolay da gelmedim gerçekten. Yani böyle örselene örselene nasıl olmam gerektiğini ve nasıl olmamam gerektiğini bana hayat çok manidar şekilde gösterdi. İpek Sokağı'nın ilk kitabın ilk kitap fuarıydı. İstanbul Yeni Kapı Kitap Fuarı'na gidecektim. Bir gün önce bir de kitap çıkarmama vesile olan bir hocam, üstadım diyorum ona da, çok da kıymetli bir arkadaşımdır. Bir gün önce telefon etti bana, dedi ki, hocam dedi, yanınıza renkli boya kalemlerinizi aldınız mı dedi. Anlam veremedim. Neden yanıma renkli boya kalemleri almam lazım? Neden dedim. Hocam şimdi sizi kimse tanımıyor ya dedi. Biz kitaplarımızı imzalarken siz de orada resim yaparsınız dedi. Tamam dedim. Ertesi günü fuara gittik biz. İstanbul Yeni Kapı Kitap Fuarı'na ve birlikte gittik. Trende de hakikaten altın çiziyor. Boya kalemlerinizi aldınız değil mi yanınıza diyor bana. Fuara gittik. Orada fuarlarda bizim sadece 2 saat imza süremiz oluyor ama esnek bir saat. Yani tamamen bizim tasarrufumuza bırakılmış oluyor. Daha fazla da kalabiliyoruz. Ben o gün oradan 4,5 saat çıkamadım fuardan imza atmaktan. Hamdolsun elhamdülillah. İlk kitabın ilk fuar deneyimiydi. Ama bahsi geçen arkadaş maalesef bir tane bile eserini imzalayamamıştı. Benim yerimde başka birisi olsaydı derdi ki ya renkli boya kalemlerimi çıkarayım mı hocam canınız sıkılmasın derdi. Ama ben o topun kumaşı hiç olmadım. Allah oldurmasın. Ama biz o kadar zor bir zamanda, o kadar zor bir dönemde insanların sayfa çevirmek değil de tıklamayı tercih ettiği bir sosyal medya döneminde yazarak bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Yani kağıtlardan değil, ekrandan bir şey okumayı tercih ettiği dönemde yazarak bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Bu gazetede de böyle, inanın. İnsanlar sadece duymak istediklerini, görmek istediklerini görüyorlar. Bu sosyal medyada böyle olabiliyor ama gazetede pek öyle olmuyor. Orada parantez pek yok. Çok daha özgürsünüz. Ama benim edebiyat söz konusu olduğunda alanım tamamen sosyoloji. Ben yürek dinlerim arkadaşlar. Her sabah uyandığımda bana en az 10 tane hayat hikayesi gelir. Herkesin hayatı iki kapağın arasına sığdırılamamış bir roman aslında. Benim 3 kitabım da öyle. Üçüncüsü Kumru Yuvası roman tekniğinde %40 kurgu olur. Ama Kumru Yuvası'nda hiç kurgu yok. Yaşanmış, birebir yaşanmış bir hayat hikayesi. Şu anda üzerinde çalıştığım proje 4. kitap da öyle. Ama insanlar bu devirde o kadar
kuruyor, bunu sert tutuyorlar ki benim de zaman zaman özellikle gazetede tercih ettiğim bir üsluptur bu. Bazen öyle olması gerekir ama bazen vicdan o kadar devreden çıkıyor ki. Hani bu büyük okyanuslarda, ıssız adalarda, kabilelerin yaşadığı adalarda artık hiçbir şeyle kesilemeyen palmiyelerden nasıl kurtuluyorlarmış biliyor musunuz insanlar? Kabilelerden birkaç kişiyi palmiyenin karşısına dikerek birkaç gün hakaret ettiriyorlar. Ve palmiye birkaç gün sonra köklerinden çürümeye başlıyor zaten. Bizim aslında tamamen yaşadığımız bu. Ya çürüyoruz ya çürütüyoruz. Birbirimizi yok etmeye yeminli bir toplum haline geldik. Dünyanın en doğru şeyini de söyleseniz bile nasıl söylediğiniz olay. Kimdi o? Ne söylediğin değil, nasıl söylediğin olay diye bir şarkı vardı değil mi? Aynen tamamen öyle. Benim çok böyle ilkokul, ortaokul yıllarım çok böyle sıkıntılı geçti. Bir gün sokakta oynuyorum. Bir kız geldi dedi ki, annen dedi şu apartmanda seni çağırıyor şu komşuya dedi. Oraya gidecekmişsin dedi. Ben de sanıyorum ki evden eve bir şey getirecek, bir şey götürecek. İçeri bir girdim arkadaşlar. Böyle sanki aynı manzara gibi oldu. Vitrinin önüne bir sandalye oturtmuşlar. Karşımda 10 kadar kadın. Annem en arkada solda köşede elin çenesine koymuş izliyor. Bana otur dediler. Sandalyeye oturdum ben. Vay derslerin niye çalışmıyorsun? Neden namazlarını aksatıyorsun? Neden bulaşık sıranda bulaşık yıkamıyorsun? Altlarını ayetle, hadisle, çok güzel şeylerle beslemişler ama ben orada adeta gömüldüm, taşımı da diktiler. 11 yaşında bir çocuğum ben. 11 yaşında 10 kadının önüne sandalye koyup yargıladığı bir yerdeyim. Orada istediğim şey aslında şuydu benim. Annem benim kolumdan tutsun. Aa siz benim çocuğumla nasıl konuşuyorsunuz? Yapar benim kızım. Aa o öyle bir süreliğine yapar. Tabii ki yapar. Annece konuşsun istedim. Ama annem o günkü cinayetin müsebbibiydi. Yani belki de dünyanın en doğru şeylerini söylediler. İbadet etmekle ilgili, anneme ev işlerinde yardım etmemle ilgili. Ama ortam, üslup ve şekil bana göre tamamen bir kasttı. Dolayısıyla bazen harfler bir araya gelerek kelimeleri oluşturuyor. Kelimeler bir araya gelerek adeta mermileri oluşturuyor ve insanların yüreklerini hedef alıyor. İşte benim kitaplarımda yazmaya çalıştığım hayat hikayeleri nedense toplum acıdan beslendiği için, toplum insani değerlerini maalesef bizzat yaşadığı acılarla muhafaza edebildiği için bu kitaplar böyle çıkıyor. Ama çok ilginç, komik şeyler de oluyor. O gelen hayat hikayelerinde bana bir kadın olmama rağmen hocam kadınlar ne ister diye mesaj atıyor erkekler. Bana soruyorlar. Erkekler kadınlardan şikayetçi, kadınlar erkeklerden şikayetçi. Anlamak veya anlaşmak dediğimiz zaman anladığımız tek şey kadın ve erkek ilişkileri. Zaten karşımızda hiç kimseyi anlamak için dinlemiyoruz. Bir tık üstü cevap vermek için dinliyoruz. Anlamayınca da anlaşmak ortaya çıkmıyor. Geldiğimiz noktada kadın erkek ilişkileri de böyle. Kim daha üstün gayretindeyiz? Güç birliği tarafında değiliz. Hangimiz daha güçlü tarafındayız? Ama bunun dediğim gibi çok komik tarafları da var. Harun Reşit bir gün bir savaşta esir aldığı generale diyor ki senin canını bağışlarım ama tek bir şartla. Bana kadınlar ne ister bunun cevabını öğreneceksin. General ne yapsın? Can derdi. Soruyor, soruşturuyor. Mühlet de çok uzun değil. Bir ihtiyar diyor ki şu Kaf Dağı'nın arkasındaki cadı bu sorunun cevabını bilir diyor. General gidiyor, cadıyı buluyor. Soruyu soruyor. O zaman da her şey şartlı şurtluymuş demek ki. Ben sana bu sorunun cevabını veririm ama diyor, benimle evleneceksin. Tamam diyor general, çünkü ucunda kellesi var. Teklifi kabul ediyor, cevabı alıyor ve Harun Reşit'e giderek diyor ki, efendim sorunun cevabı şu, kadınlar özgür iradeleriyle hareket etmek isterler. Harun Reşit generalin başını bağışlıyor, canını bağışlıyor. Ama cadıya da söz verdi bu gariban. Geri dönüyor, cadıyla evlenecek ama cadı da o kadar çirkin ki. Evleniyor. Cadı o gün o kadar güzel bir kadın oluyor ki,
çok güzel bir kadın oluyor. Demek ki hakikaten nikahta keramet var. Ve dönerek eşine soruyor. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Eşine dönerek soruyor. Benim de kaderim bu. Her gün, günün yarısını çok güzel bir kadın olarak geçiririm. Diğer yarısını çok çirkin bir kadın olarak geçiririm. Nasıl istersin yani? Sen eşi ya. Sen bilirsin hanım diyor. Onun eşi de akıllı adammış. Yani genelde akıllı adam. Aynı benim eşim gibi. Sen bilirsin diyor. Bu tasarruf kendisine bırakılınca cadı bundan sonraki hayatının tümüyle çok güzel bir kadın olma kararı veriyor ve çok güzel bir kadın oluyor. Harun Reşit anlıyor ki bu sorunun birden fazla cevabı var. Şey general ve Harun Reşit'e dönerek diyor ki efendim bu cevabın devamı var. Bir, evet kadınlar özgür iradeleriyle hareket etmek isterler. İki, kadınlar özgür iradeleriyle hareket ettiklerinde çok mutlu ve çok güzel olurlar. Üç, kadınlar güzel veya çirkin hepsi cadıdırlar. Çok manidar ama gülsek de bu bir realite. Bunu kabul edelim. Ben de kabul ediyorum. Bir süslü kokonayım. Ama yeri geldiğinde cadılığın da hakkını veriyoruz. Hayat böyle. Ama gençler dediğim gibi bugün aslında yazarak belki de en zor şeyi yapıyoruz. Yanlışta ısrar edenlerin bilerek insanları ve toplumu yanlışa sevk edenlerle ayrı, yanlışta sabit fikirde ısrar edenlerle aynı şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Allah'tan korkmayan ve kalemi silah olarak kullanan insanlar dersine iyi çalışıyorken bizim durmamız olmaz. Fikri sabit insanlarla mücadele etmek o kadar zor ki, hele ki yazarak anlatmak. Bir akıl hastanesine bir amcayı getiriyorlar. Amca öldüğüne inanıyor. Ölü olduğuna inanıyor. Birçok psikiyatr bir araya gelerek onu ölü olmadığına ikna etmeye çalışıyorlar. Başaramıyorlar. Bir tanesi çok inatçı çıkıyor. Ben bu amcayı ölü olmadığına inandıracağım. Ve bunu buradan onu yaşam sevgisiyle taburcu edeceğim diyor. Aylarca uğraşıyor ve şöyle bir çözüm buluyor. Dönüyor diyor ki, ölülerin bedeni kanar mı? Kanar mı canım diyor. Hiç ölünün bedeni kanar mı? Kanamaz. O ölü. Bir toplu iğne bulup amcanın parmağına batırıyor. Parmağında kan damlasını gören amca ne diyor biliyor musunuz? Normal şartlarda ne demesi lazım? Vay ölü değilmişim demesi lazım. Ölüler de kanıyormuş diyor. Yani bizim yapmaya çalıştığımız tamamen böyle bir şey aslında. Gerçekten böyle. Bize... Ben 37 yaşımda ilk kitabımı çıkarmıştım. Bugün 43 yaşındayım. 37 yaşımdan sonra 3 kitap çıkarıp hala yazmaya devam ediyorsam, roman yazmaya devam ediyorsam, insanların gözlerinin içine bakarak onların hiç kimseyle paylaşamadıkları şeyleri, işte bir takım betimlemelerle isimleri değiştirerek, zamanı ve zemini değiştirerek sadece ibret alması bir hikaye haline getirmeye gayret ediyorsam, ben kalemi Allah-u Teala'nın beni elime vererek vazifelendirdiğini düşünüyorsam ki hepiniz biliyorsunuz Allah-u Teala Kalem suresinde kalemin üzerine andolsun ki diye başlar ayeti kerimede. Yazarlık sıradan bir vazife değil bana göre. Ne dedik biraz önce? Allah'tan korkmayan bir insan kalemi silah olarak kullanıyorsa korkanların daha çok çalışması gerekiyor. Üniversitede birçok bölümün topluma karşı, ülkeye karşı sorumlulukları vardır. Ama İlahiyat Fakültesi'nin hepsinden haricen her cihette çok ciddi sorumlulukları vardır. Allah'ın ilmini öğrenmek ve öğretmek ve muhafaza etmek bu durumu sıradan bir iş değildir. Önce ilmi tahsil etmek gerekir. Dolayısıyla sizin diğer her bölümdeki kardeşlerimizden, evlatlarımızdan haricen çok ciddi sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Bize Z kuşağı diyerek kendi yetiştirdiğimiz ve sanki uzaydan gelmişçesine ötelediğimiz nesil değil. Gurur duyduğumuz, destek olduğumuz, elini ve yüreğini taşın altına koyacak evlatlar lazım. Ben 43 yaşındayım, bir 43 sene daha yaşamam.
yarın diyerek kayırdığım yarın sizlerin, gençlerin, evlatlarımın yarını. Ben vatanseverim diyerek sağa sola bayrak asmakla olmuyor bu işler. Bu toprağın taşına toprağına canım feda demekle olmuyor bu işler. Bunu dedikten yarım saat sonra ormana gidip mangal yakıp sağa solu batırıp çıkmakla olmuyor bu işler. Evet, bize Bilal Habeşi gibi elini, yüreğini, yeri geldiğinde bedenini bir taşın altına koyacak nesiller ve o nesillerin yoluna ışık tutacak ebeveynler gerekiyor. Bizim tek gayretimiz sizin bize vereceğiniz yarınlara destek olmak olmalı. Çok teşekkür ediyorum. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Öğle tatiliniz. Bu söyleşi şöyle bitirmekte fayda var. Bir güneştim, belki doğduğum gününüze, belki yağmur oldum, sel oldum, aktım sokağınızdan. Eskişehir'de yaşıyoruz, böyle çok daha muhtemel. Bir yağmur yağsın, sel oluyor her yer. Bir rüyaydım, uyandınız ve bittim. Allah'a ısmarladık arkadaşlar, ben bittim. Elveda demek bize yakışmaz. Vefası olanın vedası olmaz dostlar, elveda. Katılım belgesini vermek üzere Mustafa Hocam'ı. Evet, bir öğle sohbetinde harika bir sunum dinledik. Yürekten teşekkür ediyorum. İhtiyacımız var. Yani hikmet müminin yitik malıdır. Bugün böyle bir hikmet pınarından güzel damlacıklar içtik. Ben ayağına gönlüne sağlık diyorum. Tabii birazcık da ilahiyatçı olarak işi kurtarmak babına nasip diyoruz. Yani bu kadar kişiye nasipmiş diyoruz. Asayet Hanım da biraz teselli babında. Daha çok kişi olmasını isterdik ama bu işler biraz nasipli oluyor. Gönül işiyle oluyor. Teşekkür ederiz. İyi geldin. Ne dedim? Çene sanatlarında daha iyiyim dedim. Yetişemediler aslında Sayın Başkanım. Aramızda bugün AK Parti Odun Pazarı İlçe Başkanı, çok kıymetli abim dediğim Ali Acar ve Teşkilat Başkanı Bilal Karagöz abim var. Biraz önce ne dedik? Makamlar ismimizin önünde baki. Bizim makamımız burası. Ali Acar ve Bilal Karagöz'ün makamı burası olduğu için ben aslında hiç kendilerine bir davet oluşturmadığım halde bugün lütfettiniz geldiniz Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Makamı burası olanın yolu açık olsun. Allah muvaffak etsin. Her manada elinizi bırakmasın, alnınızdan öpsün inşallah. Sağ olun, var olun.